Yolculukta ibadet. Yolcular hakkında bir takım kolaylıklar ve ruhsatlar gösterilmiştir. Şu uygulamalar bu kolaylıklardandır. Ramazan ayında yolculuk halinde bulunan kimse için orucu sonraya bırakmak mübahtır. Misafirler, yolcular için mesler üzerine mes, 3 gün 3 gecedir. Misafir, 4 rekatlı farz namazlarını 2 rekat olarak kılar. Biz Hanefilerce misafirin böyle namazını kısaltması gerekir. Buna aykırı olarak bu farzların 4 rekat olarak kılınması mekruhtur. Misafir kimse, vatanına dönünce yolculuk hükmünden çıkar. Vatanında beklemeyi niyet etmesi şart değildir. Fakat kendi asıl vatanından başka bir yere gidip, orada niyetsiz olarak beklemekle misafir olmaktan çıkmaz. Ancak en az 15 gün bu beldede oturmaya niyet ederse, o zaman sefer hükmünden çıkar. 15 günden az ikamete niyet etse, misafirlik hükmü son bulmaz. Bir misafir bulunduğu yerde 15 gün durmaya niyet etmeyip, bugün yarın çıkacağım diye uzun zaman orada kalacak olsa, yine misafirlik hükmünden çıkmaz. Öyle ki, bir beldeye gidip işini gördükten sonra dönmek kararında olan bir kimse, o işin 15 günden az bir zamanda yapılamayacağını bilmedikçe yine sefer hükmünden çıkmaz. Mukim sayılmaz. Eğer 15 günden önce bitmeyeceğini biliyorsa, niyet etmese bile mukim sayılır. Mukimin kazaya kalan namazları sefere çıkmasıyla, misafirin de kazaya kalan namazları ikamete niyet etmesiyle değişmez. Onun için ikamet halinde olan bir kimse, sefer halinde kazaya kalmış olan namazlarını 2'şer rekat kılacağı gibi, sefer halinde bulunan kimse de, ikamet zamanında kazaya kalmış namazlarını 4'er rekat olarak kılar. Yolculuk veya yağmur sebebiyle 2 vakit namazı 1 vakitte kılmak caiz değildir. Yalnız hac mevsiminde, Arafat'ta öğle ile ikindi namazlarını öğle vaktinde ve akşam ile yatsı namazların Müzdelife'de yatsı vaktinde bir arada cemaatle kılmak caizdir. Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, sayfa 179, 22 Ağustos Mevlana Takvimi.